Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aslında dünya sadece kadınların, yani ben söyleyeyim, onlara bir ayrı gün vermek ne kadar şey olmuş ama Emekçi Kadınlar Günü galiba bildiğim kadarıyla. Doğru değil mi? Emekçi evet, Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hepimize kutlu olsun. Sadece kadınlara değil, erkeklere de kutlu olsun. Zira sıklıkla yıllardır sunumlarımda, eğitimlerimde temel bir mesaj vermeye çalışırım. O mesaj da şudur ki eğer biz beyin işlevlerini biraz anlayabilseydik ve bu anlayışı topluma mal edebilseydik, aktarabilseydik, mesela yöneticiler, politika koyucular, işte ekonomistler, bizim beyin hakkında bir davranış hakkında şu anda bildiklerimizin hani zekatını olsun anlayabilselerdi, paramızın çoğunu, kaynaklarımızın çoğunu, zamanımızın çoğunu kadının eğitimine, kadının refahına ve kadının rahatına harcardık. Çünkü insan beynini inşa eden, insan kültürünü, insan zihnini, insanın geleceğini inşa eden şey aslında kadındır. Biyolojik olarak temelde bütün kültürümüzün aktarımı, bütün inançlarımızın aktarımı annelerden çocuklara gerçekleşir. Bunun biyolojik olarak tarihi de uzundur, evrimi de uzundur, faydası da çok uzundur anlatması. Ama netice itibariyle vermeye çalıştığımız bütün mesajın altında çok önemli bir hakikat yatıyor. Bizim kültürümüzde işte cennet analarının ayakları altındadır, işte onların hakkını ödeyemeyiz, şöyledir, böyledir gibi söylemler çok var. Bunu anlattığımız zaman ne yani kadın sadece anne midir diye ortada zıplayan arkadaşlar oluyor. Hayır, hiç kimse sadece bir şey değildir. Analık önemli fonksiyonlardan biridir ama kadını tanımlayan tek şey değildir. Toplumu oluşturan kadın erkek bütün bireylerin milyonlarca yıllık evrimsel süreçler sonucunda edindiği bazı önemli görevler var. Ama bugün içinde yaşadığımız toplum maalesef kendi zanlarına, kendi medeniyet sanrılarına kilitlenmiş bir vaziyette. Ne biyolojiden haberdar, ne durup da iki dakika arkadaş ben burada ne yapıyorum diye düşünebiliyor, ne dertlerinin farkında, yani her gün yaşadığımız dertlerimizin dahi farkında olamayacak kadar meşgulüz. Biz ne yapmaya çalışıyoruz açık beyin olarak ve benim diğer meslektaşlarım ne yapmaya çalışıyorlar bu konuyu sürekli gündeme getirirken? İnsanın biyolojisinin doğasını bir daha onu hatırlatmaya çalışıyoruz. Özellikle bugün bağlamında. Tekrar altını çize çize, kenarlarına ünlemler koya koya, tırnaklar içerisine ala ala, ne istiyorsanız onları yapa yapa, kadınların önemini bir daha hatırlatmak istiyorum. Kadınların önemi derken ben onu anlatma terbiyesizliğine girmeyeceğim. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Başta kendime, sonra dünyada yaşayan herkese. Kadınların hayatta kendilerini doğru ifade etme ve gelişme fırsatları bulamaması halinde toplumların başına neler geleceğini merak ediyorsanız lütfen şu andaki dünyadaki toplumlara alıcı gözle bir bakınız. Şu anda dünyada yaşadığımız felaketlerin, ekonomik sıkıntıların, gelir dengesizliklerin, açlıkların, doymazlıkların altında bu dengeleri kaybetmemiz yatıyor. Kadına kadın olduğu için, erkeğe erkek olduğu için saygı gösteremememizden kaynaklanıyor. İnsanı insan olarak olması gerektiği yere koyamadığımız için bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bu Kadınlar Günü münasebetiyle ben çok fazla coşmayayım ama vermek istediğim mesaj hep aynı. Kadınlar başımızın tacı. Ama kadınlar taç değil. Kadınlar çiçek kadar kıymetli ama kadınlar çiçek değil. Kadınlar insanlığın yarısı. Onlar olmadan erkekler, erkekler olmadan kadınlar tek başlarına hiçbir işe yaramıyorlar. Dolayısıyla bu farklılık, bu iş bölümü, bu ayrılık birleşip de tam olalım diye tasarlanmış çok incelikli bir sistem. Biyolojinin en önemli kuralını en sonunda bir daha hatırlatayım. Kendimizi bilmezsek, biyolojimizi merak etmezsek, yapımızın üzerinde düşünmezsek çok ağır tokat yiyeceğiz. Onunla mücadele ettiğimiz, onunla mücadele etmeye kalktığımız her durumda kaybedeceğiz. Biyolojimizle savaşmaya kalkarsak sonuç belli, hezimet ve yenilgi. Lütfen bu çok basit, çok sade bilgiyi merak edelim, bunun üzerine sohbet edelim, anlatalım ve erkeğimizin de kadınımızın da yerine göre kıymetini bilelim. Onların ne için yaratıldığını dönüp dönüp kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.